Geçelim tekrar Türkiye'ye. Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ı dinledi bugün. Büyükanıt 27 Nisan 2007'de Genelkurmay'ın internet sitesinde yayınlanan ve AKP'nin E-Muhtır olarak adlandırdığı metin için konuştu. Büyükanıt muhtıra değildi, bu laiklik hassasiyetini ortaya koyan bir metindir ifadesini kullandı ve başbakanı şahit gösterdi. Büyükanıt 27 Nisan'dan bir hafta sonra Erdoğan'la Dolmabahçe'de baş başa yaptığı görüşme için de rutin bir görüşme dedi. Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu 27 Nisan bildirisiyle ilgili eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ı dinledi. Saat 11.45'te Dolmabahçe'de başlayan toplantı basına kapalı olarak yapıldı. Büyükanıt 2 saat 45 dakika süren görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapmadan Dolmabahçe'den ayrıldı. Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu üyesi MHP Milletvekili Atilla Kaya görüşme sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. E-Muhtıra'yla ilgili sorulara cevaben bunun bir muhtıra olmadığını, bunun bizzat başbakan tarafından yapılan açıklamayla da teyit edildiğini ve daha sonra Ankara 5. İdare Mahkemesi'nde açılan bir davayla da bunun bir bu muhtırayla ilgili, daha doğrusu bu bildiriyle ilgili bir görevsizlik kararı verildiğini ifade ederek bunun bir muhtıra olmadığını, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin laiklik hassasiyetini yansıtan bir bildiri olduğunu, hatta sorular üzerine Cumhurbaşkanlığı seçimiyle de ilgili olmadığını söyledi. Büyükanıt'a sorulan bir başka soruda 27 Nisan bildirisinden sonra 4 Mayıs 2007'de Başbakan Tayyip Erdoğan'la Dolmabahçe'de yaptığı görüşme oldu. Kaya, Büyükanıt'ın bu soruya verdiği yanıtı da açıkladı. Dolmabahçe'de Sayın Başbakan'la 4 Mayıs'ta yapmış olduğu görüşmenin içeriğiyle ilgili sorulara da bunun da rutin bir görüşme olduğunu ve bu konuyla da ilgili herhangi bir açıklama yapamayacağını söylemiştir. Sadece önemli olarak kendisiyle yapılan görüşmede ön plana çıkan meseleler bunlar olmuştu. Erdoğan'ın benimle mezara gidecek diyerek açıklamadığı sırrı Aydınlık Gazetesi 28 Mart 2011'de açıklamıştı. Aydınlık'ın haberi Amerikan Büyükelçisi Robert Pearson'ın ülkesine geçtiği kriptoya dayandırılıyordu. Habere göre Başbakan Erdoğan sır gibi saklanan Dolmabahçe görüşmesinde Büyükanıt'ın önüne başta eşinin yaptığı harcamalar ve özel yaşamına ilişkin çeşitli bilgiler olmak üzere pek çok dosya sunmuştu. Kaya, Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu'nun bu meselenin tam manasıyla açığa çıkması için Başbakan Erdoğan'ı da dinleyebileceğini açıkladı. Kaya, önümüzdeki pazartesi ya da salı günü Başbakan'la böyle bir görüşme yapılabileceğini söyledi. Çok güzel.